Herkese merhaba arkadaşlar, ben Caner. Bugün sizlerle formasyon serimizin yeni bir videosunu çekiyoruz. Bugünkü konumuz simetrik üçgen. Yani bugün simetrik üçgen formasyonunu inceleyeceğiz. Ondan önce yasal uyarıyı göstermek istiyorum. Bu videoda veya kanaldaki herhangi bir video paylaşım kesinlikle yatırım danışmanlığı kapsamına girmemektedir. Herkesin kendi özgür hür iradesi vardır. Herkes kendi yatırım kararlarını bu özgür hür iradesi ve kendi güzel aklıyla verebilir. Ondan önce arkadaşlar kanalda birçok video var zaten, artık söylememe gerek yoktur diye düşünüyorum. İşte formasyon videolarından işte piyasa videolarına kadar, güzel strateji videolarından, yine burada gördüğünüz gibi borsa düşerken %100 kazandıran stratejiden işte tavan olacak hisseyi bulma, hisse dipten nasıl bulunur, sert düşüşlerdeki şu an borsamız ciddi manada sert bir düşüş yaşıyor, nasıl terste kalmayız? Mesela şu videoyu izlemiş olsaydınız bugünkü yani bu son 4-5 işlem gündür düşüşte olan borsada asla terste kalmazdınız. Yani ben ona eminim. Aşağı kısımda da yine arkadaşlar tavan olacak hisseyi bulma gerçekten çok güzel bir yöntem. Yine TradingView eğitim seti çekilmişti kanalımızda, hepsi mevcut. Yani gelip buradan finansal okur yazarlığınızı geliştirebilirsiniz arkadaşlar. Sizden isteğim kanala abone olup bildirimleri açarsanız sevinirim. Özellikle şu formasyon videolarına veya formasyon videoları dışındaki yani eğitim videolarına size bir şey katan videolara yorum yapıp beğeni atıp arkadaşlarınızla paylaşırsanız da sevinirim. Çünkü bu videolar gerçekten çok az ilgi görüyor. Ama ben sizin finansal okur yazarlığınızı geliştirmek açısından inatla bu videoları çekiyorum. Başkaları gibi böyle saçma sapan clickbait başlıklar atıp işte şu uçacak, bu kaçacak, şöyle olacak, böyle olacak diye sizi kandırıp yüz binlerce izlenme kasmıyorum arkadaşlar. Çünkü benim buradaki derdim para değil, izlenme değil. Benim buradaki derdim sizin finansal okur yazarlığı kazanmanız. Şimdi konumuza geçecek olursak arkadaşlar, bugün simetrik üçgen formasyonunu inceleyeceğiz. Yani üçgen formasyonları aslında 3 ana başlıkta toplanıyor. Bunlar işte yükselen üçgen, alçalan üçgen ve simetrik üçgen arkadaşlar. Öncelikle hani bizim eğitimimiz biraz daha temel olduğu için simetriğin ne olduğunu size en başta bir kavratmam lazım. Şöyle mesela bir ayna düşünün burada arkadaşlarım. Bir ayna düşünün ve burada bir L harfi düşünün. L harfinin aynadaki simetrisi bu şekilde değildir. Bunun simetrisi şu şekildedir arkadaşlarım. Simetrik üçgende aynı mantık. Yani şunları sileyim. Şurada şöyle bir çizginiz olduğu zaman bunun karşı tarafında şöyle bir simetrik çizgisi olacak. Bu düşen trend, bu yükselen trend çizgisi. Zaten bizim mum barlarımız bu düşen trend ve yükselen trend arasında hareket edecek. Bu hareketler sonucunda da bir simetrik üçgen oluşacak. Şimdi peki bizim bu formasyonumuzun ana mantığı neye dayanıyor? Şöyle hemen formasyonumuzu çizelim arkadaşlar. Şöyle biraz aşağı alalım, daha güzel olsun. Şöyle çiziyorum. Bir yukarıda şöyle üçgenimiz var. Bir de bunun simetri olan aşağı kısımda. Belki bunu biraz daha uzatabilirdik. Uzatmadım. En iyisi uzatayım şöyle. Şu şekilde birbirine simetrik olan iki tane çizgimiz var. Geliyoruz. Bu çizgilerde hareket eden mum barlarımız var arkadaşlar. Onu da şu an siyah renkte göstereyim. Genelde simetrik üçgende şöyle bir şey vardır. Simetrik üçgen bir devam formasyonudur. Yani nasıl bir devam formasyonudur? Şu şekilde düşünelim. Şöyle bir yükseliş trendi varsa şurada biz simetrik üçgeni görüyorsak arkadaşlarım, ki şu şekilde. Burada bir simetrik üçgeni görüyorsak bu genel olarak yükseliş eğilimine, yani bu simetrik üçgenden sonra genel olarak yükseliş eğilimine hareket eder. Akabinde tersine şöyle düşüş eğilimi varsa ve biz yine burada bir simetrik üçgen gördüysek bu düşüşe meyleder arkadaşlar. Yani kesin %100 düşecek, %100 yükselecek diye bir şey yoktur. Fakat yükseliş trendlerinden sonra gelen simetrik üçgen formasyonundan sonra genellikle yükseliş beklenir. Düşüş trendinden sonra gelen simetrik üçgen formasyonunda da düşüş beklenir. Aslında simetrik üçgen formasyonunun oluşma mantığı şuna dayanıyor arkadaşlar. Alıcılar ve satıcılar kararsız ve bunlar birbirleriyle çetin bir savaş içerisinde. Nasıl çetin bir savaş içerisinde? Bir noktada alıcılar çok fazla oluyor. Bir noktada satıcılar çok fazla oluyor. Alıcılar fazla oluyor, satıcılar fazla oluyor. Şöyle yapalım. Bir yükseliş trendinden gelsin. Şöyle tabii ki düz bir çizgi şeklinde yükselmiyor. Bazen düşüyor. Şöyle geliyor. Şurada bir direnç noktamıza takılıyor. Bu direnç noktası aynı zamanda düşen trend arkadaşlar. Geliyor aşağı yönlü şöyle. Geliyor. Bir sefer de yükselen trendimize takılıyor ki bu da bir destek görevi görüyor. Sonra tekrar geliyor yukarı. Sonra tekrar aşağı. Destekten dönüyor. Dirence geliyor. Dirençten dönüyor.
desteğe geliyor. Sonra yine dirence dönüyor. Şimdi buradaki ana mantık sıkışma. Bu sıkışma sonrasında bir patlama oluyor. Ve bizim genel olarak şöyle bir şeyimiz var arkadaşlar. Örnek veriyorum şu şekilde genişlikte bir simetrik üçgenimiz var. Çok simetrik olmadı ama simetrik olarak sayın. Bir de şu şekilde bir simetrik üçgenimiz var. Şu alanı daha fazla görüyorsunuz. E tabii ki mum barlarının şu alanı kat etme süresi de daha uzun sürecektir. Buna göre. Bu gördüğünüz gibi biraz daha kısa ve bunu kat etmesi daha kolay. İşte bu büyük yani geniş simetrik üçgenden sonraki patlama şu küçük simetrik üçgene göre daha sert olacaktır. Yani şu şöyle 10 birim gidiyorsa bu 2 birim gidecek. Burada önemli olan bir nokta da buydu. Şimdi az önce bahsettiğim şey alıcılar ve satıcıların kararsızlığı, birbirleriyle savaş halinde olmaları. Şurada gördüğünüz gibi alıcılar baskını arkadaşlar. Alıcılar baskın. Alıcılar bu hisse senedini her zaman daha üst noktalardan almayı planlıyor. Zaten hisse senetlerinin yukarı yönlü gitmesinin sebebi de budur arkadaşlar. Siz hisseyi 10 liradan satarsınız ama başkası bu hisseyi 11 liradan almaya taliptir. O hisse yükselir. Neden? Alıcısı o hisseyi daha fazla, daha büyük bir fiyattan alıyor. Çünkü o hisseden bir gelecek bekliyor. Hisse ona göre fiyatlanır, yükselir. He, siz hisseyi 10 liradan satıyorsunuz. O hisseyi alan kişiler yani daha kişiler topluluğu 9 liradan almaya meyilli. Bu hisse düşer. Çünkü o hisseyi alacak topluluk bu hisseyi daha ucuzdan alma eğiliminde. O yüzden hisse düşer. Veya satış eğiliminde. Şu şekilde gördüğünüz gibi burada alıcılar baskın, burada satıcılar baskın. Alıcılar baskın, satıcılar baskın. Alıcılar baskın, satıcılar baskın. Aslında burada trade de edebilirsiniz arkadaşlar bir noktada. Yani eğer simetrik üçgen formasyonunuza güvenirseniz ki bazen şu şekilde olabiliyor. Mesela şurada tek defa tek seferde temas etmiyor da şöyle bir temas ediyor sonra tekrar temas edip yükseliyor. Hani iki defa temas oluyor. Ondan sonra mesela burada yine temas oluyor. Bu şekilde yükselen trend veya düşen trende güvenirseniz ki bunlar az önce bahsettiğim gibi direnç ve destek olarak görev yapıyor. Burada trade de edebilirsiniz. Yani bir adeta bir range trade gibi, bir aralık trade gibi bir trade de edebilirsiniz ki hani mesela biz şunun %50'lik bir marj oluşturduğunu düşünelim ki şurada mesela ilk her zaman yukarı çıkan daha fazla marj üretir. Mesela burada %150 üretiyor, burada %100 üretiyor, burada %50 üretiyor. 150, 100, 150. Şimdi burada gördüğünüz gibi dirençten dönmüş. Burada da desteğe temas almış. Burada da dirençten dönmüş. Burada da destekten temas almış. Artık diyorsunuz ki hem ben burada bir şey yapayım. Trade edeyim. Buradan alıyorsunuz mesela %50'lik bir kazanç elde ediyorsunuz. Buradan satıyorsunuz. Sonra yine buradan alıyorsunuz. Bu sefer %25'lik bir kazanç elde ediyorsunuz. Ondan sonra zaten siz bu hissede olduktan sonra bu noktada belki de satmanıza gerek kalmıyor. Hisse yukarı yönlü bir harekette bulunuyor. Buradaki önemli noktalardan bir tanesi de arkadaşlarım. Şöyle genel olarak hacimdir. Nasıl hacimdir? Şöyle bir hacim çizgisi çizeyim şuraya. Bir hacim bar çizgimiz olsun. Şöyle tekrar kalem alıp şu yukarı yönlü hareketlerde biz genel olarak hacimin yükselmesini bekleriz. Yani şöyle yükselmesini bekleriz. En yüksek hacimin şu noktalarda olmasını isteriz arkadaşlar. Ki formasyonumuzun bir nebze de doğru çalıştığını anlayabilelim. Mesela gördüğünüz gibi bu noktada hacim çok ciddi manada fazla. Düşerken hacimin düşük olmasını isteriz. Yani hacim ortalamadan düşüktür. Genel olarak bu formasyonun gereği böyle bir şeydir. Tekrar bakın şurada yükseliş eğilimine girmiş. Şu hattan bahsediyorum. Tekrar burada hacmimiz yavaş yavaş yükseliyor. İşte bizim beklediğimiz şey bu. Simetrik üçgen formasyonunda. Formasyon kırıldıktan sonra hedef nereye gider? Yani biz bu formasyonun hedefini neye göre belirleyebiliriz? Şunları hemen temizleyeyim izninizle arkadaşlar. Kötü bir görüntü olmasın. Formasyonumuzun hedefi şudur aslında. Üçgenin en geniş noktasını alırız. En geniş noktası. Şöyle kırmızı çizgi kalsın. Şu noktadan şu noktaya kadar yani düşen trendle, yükselen trendle yani direnç ve destek noktamızın en geniş noktasını alırız. Bunu şöyle geliriz, kopyalarız. Şu şekilde kırılım noktasına yapıştırırız. Şöyle biraz da yukarı alayım bunu. Bir saniye arkadaşlarım şöyle el aldığımız zaman. Evet. Şöyle geliriz. Biz şu an sayfaya sığmayacak ama geliriz kırılım noktasına koyarız. Mesela biraz daha küçük olduğunu varsayalım. Kırılım noktamız da şurası olsun. Gelsin. Mesela şuradan tekrar dönsün. Şurada kırılsın. Biz geliriz. Bu noktaya koyarız. Bu noktanın en üst noktası bizim için yeni hedeftir. Peki şu şekilde bir şey olabilir mi? İki farklı opsiyonumuz var burada. Pardon. Şöyle ne yapabilir?
direkt doğrudan bu şekilde hedefe gidebilir. Ki hani bu şekilde dediğim de direkt böyle hani yukarı 90 derecelik yükselmiyor arkadaşlarım. Şöyle yine eğimli bir şekilde belki yine düşüşler olacak. Eğimli bir şekilde hedefimize gidebilir. Veya size bir alım fırsatı daha sunabilir. Pullback yapabilir. Pullback nedir? Geriye dönük onay işlemidir. Yani buradaki kullanmış olduğu, daha önce kullanmış olduğu, 4 defa kullanmış olduğu, hatta şurayı da sersek 5 defa kullanmış olduğu direnci destek olarak kullanır. Buradan tekrar onayını alır. Yukarı yönlü hareketine bu sefer başlar. Bu düşüş için de aynıdır arkadaşlar. Yani gelirsiniz, bunu biraz daha rahat çizebilirim alanımdan dolayı. Şöyle hedef belirleyecek olursanız şu noktadan alırsınız, şu noktaya kadar. Eğer düşüşe girdiyse ki düşüş formasyonumuzda hani az önce videonun başında söz söylemiştim ya eğilime göre mesela yükseliş eğiliminde ama hani her zaman çalışmaz. Yükseliş eğiliminden sonra biz genelde yükseliş bekleriz ama bu her zaman %100 böyle olacak demek değildir. Şöyle geliyoruz. Pardon. Şunu hemen ele geçelim. Şurada şunu kopyalayalım. Bir hedef olarak şuraya koyuyoruz. Ki onun da kırılımını şuradan düşünelim. Şuradan gelsin. Aşağı yönlü kırılım olsun. Şöyle gide 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 olur. Yine burada da aslında iki şekilde bir opsiyon var arkadaşlar. İki şekilde opsiyonumuz ne? Mesela şuradan geliyor, düşüyor, tekrar buraya geliyor. Buradan onay alıyor. Bu şekilde düşebiliyor. Yine bu da geriye dönük bir pullback işlemi olarak düşünebiliriz. Yine bu şekilde de düşebilir. Şimdi canlı örneğimizden gösterelim. Burada noktada bu örneği gördük. Döktaş, dökümcülük, ticaret, sanayi, anonim şirketleri. Şöyle gördüğünüz gibi bir simetrik üçgenimiz var arkadaşlar. Şu an şurada bir temasımız var. Aşağı yönlü şuralarda temaslarımız var. Yukarı yönlü buralarda bir iki defa temasımız var. Yine buralarda temasımız var. Bunu daha iyi çizebilmek istiyorsanız şu şekilde çizgi grafiğini alırsanız şöyle noktaları daha iyi belirleyebilirsiniz ki gördüğünüz gibi şurada bir temas, bir temas, bir temas. Yine burada temas var. Ne olmuş peki bundan sonra? Gördüğünüz gibi arkadaşlarım ne olmuş? Yükselmiş. Yükseliş eğilimindeymiş. Bakın yükseliş eğilimindeymiş. Gelmiş, yükselişine devam etmiş ve bizim hedefimiz kadar yükselmiş. Hedefimizden sonra hatta şuraya bir çizgi çizip biraz sonra yakınlaştıracağım. Şurayı çizelim. Ondan sonra bakın gelip baktığınız zaman arkadaşlar bizim burayı yani hedef noktamızı bir destek veya direnç noktası olarak kullanmış. Yani buraya kadar gelmiş, buradan dönmüş. Yani demek ki çoğu trader veya çoğu yatırımcı bunu kullanmış. Buradan kendini hedef olarak bunu çıkarmış. Buralarda kar satışları yapmış. Ve az önce size bahsettiğim konuya gelecek olursak gördüğünüz gibi arkadaşlar hacime iyi bakın. Şurada bir yükseliş eğilimi var yukarı yönlü. Burada hacimimiz yüksek. Düşüşe kadar bakın şurayı düşüşü görüyorsunuz. Hacmimiz düşük. Şurada 2-3 günlük bir yükselişimiz olmuş. Hacmimiz yükselmiş. Tekrar şuraya kadar yani şuradan şuraya kadar düşüş olmuş. Hacmimiz düşük. Bu noktadan sonra yükselişe başlamış. Hacmimiz yükseliyor. Bu konuda da tamamsak bu şekilde arkadaşlar genel olarak dediğim gibi yükseliş eğiliminden sonra yükseliş görülmüş. En geniş kısmını almışız. İsterseniz siz şurayı da alabilirsiniz ama ben dirençten döndükten sonraki noktayı aldım. Buraya kadar koyduk ve hedefimize gitmiş bulunuyordu formasyonumuz. Buradan dönüyor. Ondan sonra işte bugün de yüzde kaç yapmış? Bugün de eksi 2'deymiş mesela. Bu şekilde formasyonumuzu da görmüş olduk. Simetrik üçgen formasyonu da budur arkadaşlar. Umarım yeni formasyon videolarıyla sizlerle beraber olabilirim. Dediğim gibi videoyu beğenirseniz sevinirim. Arkadaşlarınızla paylaşırsanız ve kanalın bildirimlerini açarsanız da sevinirim. Hepinize iyi günler diliyorum.